Bu da 1871'de yapılmış arkadaşlar. Burada yazıyor. Şarap yapımında kullanılmış. Üzümü bu yukarıdan presliyorlar. Burada da şöyle bir çeşmesi var. O çeşmeden açıyorsunuz ve üzüm suyu, yani ezilen, preslenen üzüm suyu oraya aktarılıyor. Yine 1924 yılına ait bir itfaiye aracı. Burada. Baksanıza ne kadar eski itfaiye araçları var. Helikopter Agustobel. Agustobel'miş. 1964 yapımı. İtalyanmış. İtalya'da yapılmış bir helikopter. Bu nasıl bir bisikletmiş la böyle? 1875 yılında yapılmış. Şuna baksanıza, oturma yeri burada. Pedal burada. Bunu sürene helal olsun ha. Yani öpseler bunu süremezdim. Vallahi süremezdim. Burada bizim yine bir savaş uçağımız var. Aynen. Baksanıza. Turboprop motorlu. 1940-43 yıllarında Dar 9 Almanya yapımı. Bu gördüğünüz savaş uçağı. Ooo, tanklara bakın. Tanklar var. Eski. Bak, bu da topu. 1935 yapımı. İtalya yapımıymış arkadaşlar. L-35. İtalya yapımı. İtalya yapımı bir. Bakın, bu da içi. Anladığım kadarıyla bu iki kişilik. Bir topçu, bir sürücü. Başka bir şey yok bunda. İki kişilik. Gördüğünüz üzere bunlar da Tesla kulesi ve çalışma prensibini anlatan, burada Tesla'nın yapmış olduğu, icat etmiş olduğu elektrik üretme şemaları. Sizlere de bunları da göstereyim. Bu şekilde çalışma prensibi. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hava soğuk diyoruz, soğuk diyoruz. Hava hala soğuk. Böyle bir alandayız. Baksanıza, kar. Ama kar olmasına rağmen bile insanlar gayet mutlu, huzurlu ve sevinçli. Değil mi Eldar'cığım? Ondan sonra böyle işte bizde karlı bir havada. Baksanıza, kar yağıyor. Neyse, bugün de yağacakmış, ya devam edecekmiş. Şu an Hırvatistan Zagreb'de hava karlı. O zaman gelin, ben sizi bu karlı havada değişik bir yere götüreyim. Biraz kültür turizmi yapalım. Biraz bilinçle kültürlenelim biraz. Hadi gelin gidelim. Şimdi arkadaşlar, videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki lütfen ve de lütfen kanala abone olun. Videolara yorum yapın ve en önemlisi benim için like. Bu videoları daha fazla öne çıkartmak adına, bakın görüyorsunuz ben bu soğukta kendim geziyorum. Gezerken de sizlere de bir şeyler gösterip elimden geldiği kadar bulunduğum ülkede etrafı göstermek, buranın kültürüyle, kanunuyla, tarihiyle ilgili sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Dışarıda gördüğünüz üzere şimdi meydanı temizlemişler ama her yer kar ve bayağı da soğuk bir hava var. Şimdi bu katedralimize ve orada dört melek, yani Hristiyanlık için önemli olan dört melek meydanına geçmeden önce rica ediyorum videoyu beğenelim ve mümkünse bir yorum yapalım. Elinizde, yani size de bir zararı yok, kanala da abone olalım. Para istemiyorum, vallahi istemiyorum. Bunu yapmanız bu kadar, başka da bir şey yok. Öyle gördüğünüz üzere daha önce buraya gelmiştik, önceki videolardan bakanlar görmüşlerdir. Yılbaşı ile ilgili burada kurulum yapmışlardı. Şimdi onları komple kaldırdılar. Biliyorsunuz ki burada bizim küçük bir havuzumuz var, fontanımız var. Meydanda, Banjelezic meydanındayız. Havuzun da etrafındaki süslemeleri kaldırmışlar. Böyle çalışmalar sürüyor. Yalnız burada kar yağdığı zaman arkadaşlar yollarda hummalı bir çalışma var. Hemen karı kaldırıyorlar yerden. Yani böyle bir yer, böyle bir alandayız. Yine şimdi gidelim kilisemize doğru. Evet arkadaşlar, böyle bir yere geldik. Bu şekilde
Banjelecic meydanından yukarı doğru geliyorsunuz. Eğer bir gün olur da Hırvatistan Zagreb'e gelirseniz, meydandan hemen böyle yüzünüzü heykele dönün, Banjelecic heykeline. İleride soldan giriyorsunuz, zaten tek bir ara var. Böyle bu şekilde yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi katedralimiz restorasyon çalışmalarında. Onu size söyleyeyim. Şöyle size buradan katedralimizi gösterelim. Şu anda katedral kapalı, giremiyormuşuz maalesef. Ama yine de ben bir geldim, böyle size bir göstereyim. Bu katedralin kuleleri var. Yukarıda koskocaman. Onlar da şu anda bakımlı arkadaşlar. Restorasyon çalışması yapılıyor. Bu şekilde size buradan katedrali elimden geldiği kadar göstereyim. Şöyle. Bu yan tarafta da katedralin yine yerleşkesi var. Orası da restorasyon çalışması yürüyor. Bu şekilde size bilgi verin. ...1098'de yapımı başlanıyor. 1100'lerde yani bir... Arkadaşlar buranın yapımı, yani bu katedralin yapımı, böyle etrafındaki şu surların ve yerleşkesinin yapımı ve tamamlanması nereden baksanız 100 yıl sürüyor arkadaşlar. 100 yılda tamamlanıyor. Katedralimiz de gotik mimari esere sahipmiş. Aldığım bilgiye göre o da artık... Peki de göstereyim. Katedralin girişinde de Hazreti İsa'nın ve yanında ileride havarileri mi oluyor bilmiyorum artık. Şeyi var. Yukarıda da Meryem Ana. Yine bakın şurada. Meryem Ana ve kucağında Hazreti İsa ve yanında iki melek var. Bu şekilde bir görüntüye sahip ama çok dışarıdan çok tatlı gözüküyor. Bu şekilde bir katedral. 1245'lerde arkadaşlar burası Moğol saldırısına uğruyor ve bayağı bir darp ediliyor. Sonra başından bir yangın geçiyor. Ve o dönemlerden sonra 200 yıla yakın buraya Osmanlı hakim oluyor bu bölgeye. Yani burayı Osmanlı bir valisi gibi yani yönetiyor. Yani burası Osmanlı'ya 200 yıl Osmanlı'ya işte vergisini veriyor, şeyini veriyor. Aman bize saldırma kardeş, bize karışma hesabı. Bizden el çek falan. O şekilde buraya, bu bölgeye Osmanlı'nın bir hükmesi var. Şimdi buradan biz gelelim. Bu yapının karşısında burada altın kaplama gördüğünüz yere Meryem Ana heykeli var. Bunlar altın kaplama arkadaşlar. Şurayı da göstereyim size. Meryem Ana ve dört meleği. Burası da melekler meydanı. Yani dört melek meydanı olarak adlandırılıyor. Bu katedralin karşısında bu bölgeye de dört melek meydanı olarak adlandırıyorlar. Hemen bu meydanın alt kısmında dediğim gibi tekrardan Zagreb'in ana meydanı var. Orada. Burada da gördüğünüz üzere Hristiyanlık için, Hristiyanlık dini için önemli semboller taşıyan dört melek ve üstünde de Meryem Ana. Şu şekilde size göstereyim. Meryem Ana ve dört meleği. Karlı bir Zagreb gününde arkadaşlar. Evet, güzel duruyor. Altın kaplamaymış arkadaşlar bu heykeller bu arada. Onları da size belirteyim. Hemen Zagreb Katedrali'nin gördüğünüz inşa süresi 100 yılı bulan veya aşkın sürede yapılan Zagreb
katedralinin hemen karşısında, daha doğrusu önünde Dört Melek Meydanı var. Yine bakın burada restorasyon sırasında gördüğüm kadarıyla içeriden veya üstünden sökülen parçalar var. Ve bu parçaları da böyle koymuşlar buralara. Yani şunlar şimdi üzerleri karlı, pek belki anlayamayabilirsiniz ama anladığım kadarıyla kuleye, katedrale ait. Böyle bir meydan. Karşısında kafeler var. Ondan sonra öyle bir yerdeyiz. Bu şekilde bir alandayım. Umarım net görüyorsunuzdur. Elimden geldiği kadar net çekmeye çalışıyorum sizler için. Bak burada da en üstte de Meryem Anam var. Anam bana bakıyor. Anam selamun aleyküm. Burada görüldüğü üzere meleğin bir tanesi haç işareti taşıyor. Bir tanesi bir tüy, kuş tüyü taşıyor. Yani ne anlama geldiğini şahsen bilmiyorum. Bu şekilde göstereyim. Bir tanesi kolunda kumaş parçası taşıyor. Şöyle göstereyim. Yine bir tanesi tüy taşıyor. Galiba anladığım kadarıyla şuradaki süslemelerden de su geliyor ama şu anda gelmiyor tabii ki doğal olarak. Karşımıza da katedralimiz. Yine ileride bir kilisemiz var. Ve burası da bayağı turistik bir bölge. İnsanlar geliyor, ziyaret ediyor. Farkındaysanız bakın, ayak izlerine bakarsanız. Ben saat geç oldu tabii benim gelmem. O yüzden vallahi insanlar gündüz gelmiştir. Şimdi ben hava kararmak üzere biraz sonra. Elimden geldiği kadar da size gösteriyorum ama katedral kapalıymış. Hatta baya kapalı ya. Giriş yok. Keşke olsa da girebilsek. Ben çok istedim içeri size göstermeyi ama buraya çıkarken şurada sordum. Burayı gördüm. Böyle dedim, kapalı mı? Evet dediler, kapalı. Ve içeride de bir çalışma gidiyor. Bu şekilde size de katedrali elimden geldiği kadar göstermiş olayım. Böyle arkadaşlar, burası Dört Melek Meydanı diye geçiyor bulunduğum yer. Tekrardan söyleyeyim. Burası da Zagreb Katedrali. Bu da altın kaplamalı Meryem Ana heykeli. Bu şekilde Meryem Ana'nın heykeli de katedrale doğru bakıyor. Geldiğiniz zaman Hırvatistan Zagreb'e çok şirin, çok tatlı ve insanları da çok güler yüzlü gerçekten bir ülke. Burayı da mutlaka gezmenizi öneririm. Ben elimden geldiği kadar size çevreyi, meydanı gösterdim. Şu aşağıdan Banjelec meydanından geliyorsunuz. Burada katedrali görüyorsunuz. Şu an kapalı tabii, bu aralar gelmeyin. Burada da yine Dört Melek Meydanı var. Çok değişik sembollerde ve değişik yapılarda binalar var. Hırvatistan'da da daha önce söyledim size. Yapılar genellikle bu şekilde arkadaşlar. Eski yapılarda, yeni yapılarda bu şekilde. Mesela biliyorsunuz ki oturduğum yerde videolarda görüyorsunuz. Hep 2 katlı, 3 katlı. Yani yüksek bina çok az sayıda var mevcut. O yüzden yani insanlar burada sakin. Kimse aceleci değil, stresli değil. Güzel yani. Hadi bakalım. Böyle bir alandayız gördüğünüz üzere. Evet. Şimdi meydandan çıktım. İleri doğru yürüyorum. Öyle yani. Geldim. Bugün bir boşluğum vardı. Bu boşlukta da gelelim dedik, bu tarihi mekanı gezelim. Düşünebiliyor musunuz? 200 yıla yakın Osmanlı burayı vergiye bağlamış. Hani sana savaşmayacağız, dokunmayacağız hesabı. 200 yıla yakın vergi ödüyorlar. Ondan önce geliyor Moğollar, Tatarlar da diyorlar. Moğollar burayı saldırıyor buraya ve burayı darma duman ediyorlar. Sonra burayı tekrar restore edip inşa ediyorlar. Ondan sonra arkadaşlar
Dört Melek Meydanı yapılıyor. Orası altın kaplama. Gördünüz. Heykeller. Gayet de güzel. Yani burada her dinden turistler gelip buraya geldikleri zaman burayı ziyaret ediyorlar, bakıyorlar. Merak tabii ki yani. Nereden baksanız 900 yıllık bir yapı. Belki de 1000 yıla yakın yani bir yapı. Şu anda gene restore ediliyor ve bu restorasyon çalışması da 2 yıldır sürüyormuş arkadaşlar. Orada öğrendim. 2 yıla yakındır da bir restorasyon sürüyor. Öyle. Burada yine bakın etrafta böyle tarihi yerler var. Neymiş burası bakalım bir. Yine çok eski bir yapımız var. Şöyle. Glass Consila diyor. Consila. Bravo. Bravo. Belge gibi bir şey ama ne belgesi, ne okul mu burası acaba, ne olduğunu anlamadım. Komedya, burası da herhalde bir komedi, kültür, sanatla alakalı bir yer. Ama bu bölge hep böyle bu şekilde ya. Bir gün yine geniş bir vaktimde gelip buradaki binaların hepsine tek tek gireceğim. Şu an dediğim gibi akşam biraz geç saat oldu. Burada öyle bir yer var ama tersi nedir tam bilmiyorum. Yine burada bir kilise var. Bunu da restorasyon almışlar. Aa, buradaki yerlerin çoğunu restorasyon almışlar ya. Ha, anladığım kadarıyla evet. Burası arkadaşlar bir okul eğitim böyle gibi bir yer ya. Çünkü her yerde baksanıza böyle Meryem Ana falan. Ondan sonra resimleri var. Hazır buraya kadar da gelmişken bir fotoğraf da çekeyim. Bak ne kadar güzel duruyor be. Böyle. Bir fotoğraf. Hop. Aa oğlum. Böyle bir etraftayız. Geziyoruz. Gördüğünüz üzere. Yine burada öyle upuzun kulesi olan şaşalı bir kilisemiz var. Ama ona giremiyoruz galiba. Evet, ona giremiyoruz. O da restorasyonda. Bu şekilde göstereyim size. Şu anda da içeride işçiler çalışıyor. Ama bu ne kilisesi? Onu bilmiyorum. Allah bu ne kilisesi? Onu bilmiyorum. Böyle bir cadde üzerindeyiz. Bakabiliyor musunuz? Yani şuranın şu tarihi dokusuna baksanıza. Şurada çok eski yani. Şurada şimdi görüyorsunuz yapılıyor. 1000 yıla yakın neredeyse. 900 küsur senelik bir kilise var. Katedral. Onun önünden böyle geliyorsunuz. Burada yine tarihi bir kilise var. Şu anda bu da restorasyonda. Ve buralarda hep böyle iki katlı. Çok eski. Nereden baksanız yani her biri en az 150-200 yıllık evler. Belki de daha fazla. Böyle tarihi bir cadde. Mükemmel ya. Harbiden de mükemmel yani. Çok acayip bir enerjisi var yani tarihi açıdan. Bir yer. Hırvatistan Zagreb. Vay be. Bu arada güzel kardeşim, buraya kadar izledin. Kanala bir videoyu beğenme. Canını yedin. Beğenmek çok zor değil ya. Hadi sen bunu başarırsın. Hadi. Aa, çok güzel değil mi? Baksana şu ağacın görüntüsü falan. Çok harika ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle yürüyorum cadde üzerinde. Hem de ben de sizlerle beraber böyle değişik yerler, farklı yerler öğreniyorum. Bulunduğum ülkede şu anda bu videoyu ayın 20'sinde çekiyorum. Ve şunu size söyleyebilirim. Ben buraya geleli 18 gün oldu. 18 gün içerisinde de bir öz eleştiri yapacak olursak, yani bulunduğum süre içerisinde bir olumsuzluk görmedim. Bir sıkıntı da yaşamadım. Ne insanından ne başka bir şeyden. Her şey gayet normal gidiyor. Bir problem görmedim. Yani eğer biri bir şey dediyse de anlamamışımdır çünkü dillerini bilmiyorum.
Hırvatça bilmiyorum. O yüzden yani dediğim gibi şu anda geziyorum. İnsanlar gayet güler yüzlü, sakin. Yani gördüğüm kadarıyla ülkede kimse bir yere koşarak gitmiyor, acele ederek gitmiyor. Herkes gayet sakin ve relax. Akşamları hareketli bir ülke. Burada gene bakın böyle bir eski bir bina var ama bu cadde üzerindeki çoğu binada şeye dikkat ediyorum. Böyle bir tesviri Meryem Ana var. Resmi. Böyle görüyor musunuz bilmiyorum. Ve kucağında da Hazreti İsa var. Bu şekilde yaklaşayım belki daha rahat görürsünüz. Şöyle. Araba da geliyor. Yani gördünüz. Bu şekilde. Yalnız bu cadde üzerinde gördüğüm bu üçüncü kilise. Caddede ne kadar çok kilise varmış burada ya. Burada böyle bir içeri giriyorsunuz. Böyle bir evin içine girmesi izinsiz girmeyelim de. Sonra demesin hayırdır birader sen ne ayaksın sağ ol. Dersiz başımıza ders almayalım. Şu ana kadar bu caddede gördüğüm en modern bina bu ev. Şu bina yani en moderni bu olabilir. Geri kalanların hepsi çok eski. Yani dediğim gibi üzerlerinde de tarih de yazmıyor binaların ama en az nereden baksanız bir 200 yılı falan var. Şurada şöyle eski bir kilise var. Gelin bir girelim bakalım neymiş. Onun ne olduğuna bakalım. Hırvatistan Zagreb'de. Kapısı açık bir kilise. Aa minik. Buna kilise demiyorlardı. Başka bir şey diyorlardı da. Bilenler yazsın yorumlara. Ama yani gene böyle ibadetini yerine getirmek için. Aa baksanıza. Şöyle. Göstereyim içine ben size. Şöyle bir yer. Ha, kapısı kilitli ama böyle içeriden görebiliyorsunuz. Bakın burada da işte dini elbiseler var. Papazın herhalde bugün kilitli. Burası herhalde bir merasim yeri galiba. Bilmiyorum. Burada İngilizcesi yazıyor. Nasıl bakın? St. Dismas Kilisesiymiş arkadaşlar. Ve 1706 yılında yapılmış. Bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. İngilizce bilen arkadaşlar okusunlar. Joseph Cardinal Bozanić, Yunus. 2011 yılında Joseph Cardinal Bozanić bağlanmış, kilisesine bağlanmış. Burası aslında nasıl bağlanmış falan onları ben bilmiyorum. Burada şöyle bir yer var. Burada da bağış kutusu. Şu anda benim bağışa ihtiyacım var. Vallahi hiç bağış yapamam. Böyle yine bakın. Hazreti İsa'nın önünde bir mum var. İkili. Burada yine karşıda şu tabloda tam karşımıza gördüğünüz tabloda tam karşıda gördüğünüz bu tabloda da Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini temsil eden bir tablo. Bu şekilde size göstermiş olayı. Burayı da. Şu anda böyle küçük bir kilise. Bunların başka bir adı vardı. Daha böyle küçüklere bir şeyler diyorlardı ama vallahi ben onu bilmiyorum ya. Bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Yine bakın burada bir şekilde size göstereyim. Ama bu binada ne için onu bilmiyorum ama baya baya bir eski bu da yani. Ama kaç yılında bakalım üzerine yazıyor mu yapılmış. Gelin bir karşıya geçelim. Oba! Arkadaşlar bu bina, şu gördüğünüz bu binanın olduğu yer 1185 yılında yani 1172-1185 yılında
faaliyete girmiş. Bu binanın olduğu yer. 2019 senesinde de tekrardan restore edilmiş. Bu bina mı, ne binası onu bilmiyorum. Durun bakalım ya. Bu arada bakın. Ivan Marinković. Şu şekilde göstermiş olayım size. 1910 yılında yapılmış o tablo var ya. Çok eski bir bina. Baksanıza bu da. Aa, burası fabrikaymış. Bakın burada yazıyor. Burası çok eski bir fabrika. Fabrika olarak kullanılmış hatta. Zavod diyor. Zavod fabrika. Bakalım neymiş, ne değilmiş. Burada yazıyor mu? Ha, burada içeride falan ama içeri giriliyor mu onu bilmiyoruz. Hadi biz bir girelim bakalım. Bir laf ederse en fazla kovar bizi ya. Ne yapacaklar? Aa, baksanıza. Böyle bir yer. Aa, bunun içini şu an kullanıyorlar hala. Burada küçük böyle bir şey var. Bu neymiş, böyle garaj gibi bir şey. Değişik. Baksanıza şurada camlar var. Oturanlar mı? Çok eski. Biraz modernleştirmişler burayı tabi. Hayret. Ne kadar eski ya. Ve şu anda da günümüzde de kullanılıyor gördüğünüz üzere. Şurada mesela eski bir bina var. Bunda Pizzeria Spaghetti diyor. Spaghetti'ye. Böyle bir alandayız arkadaşlar. Neyse. Hava kararacak birazdan. Ve çekim kalitesi düşecek. Bugünlük size gösterdim. Elimden geldiği kadar burayı. Sizler de görmüş oldunuz. Bu şekilde. Bakalım. Buradan doğru gidelim. Neyse. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi yani. Düşünsene de çok eski ya. Nereden baksanız. 600 yıllık, 700 yıllık bir zavod. Yani fabrika diyor. Orada. Kurulmuş ve günümüzde de çalışıyor, birileri oturuyor, yaşıyor, gördüğünüz üzere bir şeyler yapılıyor hala. İçerisi aktif, faal. Şimdi böyle bir yolum var, devam ediyorum meydana ve oradan otobüse binip gideceğim. Bu şekilde sizlerle de paylaşmış olayım. Geldiğim yolu şimdi geri dönüyorum. Bakar mısınız? Çok tatlı bir görüntü değil mi? Ve gayet temiz. Yani böyle düzenli, tertipli. Yani şirin bir ortamdayız. O zaman bu videomuzda arkadaşlar bu kadar. Kanala destek verip videoyu beğenen benim bu çıkmış olduğum göç ve gurbet serüvenine, başımdan geçen olaylara ortak olduğunuz içinde sizlere teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izleyenlere ayrıyetten bir teşekkür ediyorum. Cansınız hepiniz. Bu, rica ediyorum. Videoyu beğendiyseniz sosyal medyalarınızda önemli anlarını paylaşabilirsiniz. Sizleri öpüyorum. Mutlu kalın, esen kalın. Ya 50 kere söyledim, bakın şu binanın üzerinde sistem var ya, götü açıkta. Ya 50 kere de şunun götünü kapatın diye ya. Ayıptır ya. Kapatın kardeşim götü, donacak adamın bu soğukta. Hava zaten karlı.